Ya yapma be Demirleydim, yapma bunu ya. Ya o benim sadece arkadaşım yani, anladın mı? Ya Tuğçe de benim arkadaşım, Banu, Aysel, Serpil yani arkadaş yani, normal arkadaş. Say say, ne çok arkadaşın varmış senin be. Hepsi de dişi maşallah. Ya ne yapayım? E çevrem biraz geniş yani. Ama normal arkadaş, my friends, friends yani. Senin arkadaşların beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Allah Allah. Ya bak kalbimi kırıyorsun ha. Vallahi kalbimi kırıyorsun. Ben hiç seni üzmek ister miyim? Ha? Ben hiç sana yalan söyler miyim? Hadi gül, gülmek sana çok yakışıyor. Hadi güzelleydim, gül hadi. Ben seninleydim falan değilim. Saçmalama. Bir dakika. Sen beni kıskanıyorsun. Ne alakası var ya? Sen beni kıskanıyorsun. Saçmalama. Beni kıskanıyor oğlum. Kıskanıyorsun. Beni kıskanıyor. Kıskançsın. Kıskanmıyorum dedim sana. Kıskançsın. Değilim. Kıskanç. Ya değilim dedim ya. Affetti mi beni söyle ha? Küs müyüz? Küs müyüz söyle ne olursun? Küs müyüz? Ya hoş. Maskara olduk düdüklere baksana. Beni affettiğiniz için size gerçekten minnettarım güzelleydim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçek bir hanımefendisiniz. Al sana! Al! Ne yapıyorsun ya? Koş, koş! Sakarya, he? Ya şimdi balık mevsimi açıldı ya. Şöyle güzelce lokantaya gidip bir palamut yesek ha. Yaklaşmayın ulan. Yakacağım kendimi. Kardeşim, kıymacan ne hadi in oradan aşağıya. Polis, polis yok mu? Biri polis çağırsın. Bu adam harbiden öldürecek kendini ya. Abi bir lokant vardır ha. Yaklaşmayın ulan. Yakacağım kendimi. Yakacağım kendimi. Ne oluyor bu yavşam? Vallahi adam kendini yakacağım diyor. Bir şey de yaptığı yok. Boşuna bekliyoruz. Sahtekar bu ya. Şişt lan. Manyak mısın oğlum sen? Sahtekar. Halkı niye kandırıyorsun lan? İn lan aşağıya. Yaklaşmayın lan. Yakarım kendimi. Bana aşağıyı getirin. Şişt. Arkadaşlar müdahale edelim ya. Bir şey yapalım. He doğru diyorsun Hüşam. Hemen müdahale edelim. Tamam polis. Geri. Geri. Şişt. Kardeşim bırak bu ayakları lan. İn aşağı hadi. Yanmıyor be. Çakmaklar mı çakmak? Lan sahtekar. Al bakayım al ayaklarını al. Şşş, ne yapıyorsun Sakarov? Ne yapıyorsun oğlum? Ya dur kardeşim. Şşş, sakin ol ha. He? Nasıl sakin olayım? Bana bundan sonra gün yüzü haram. Ayşe'yi babası bana vermezse ben yaşayamam. Şşş, konseptsizlik yapmasana kardeşim. İn aşağı. İn aşağı. Olmaz. Ayşe benim olmazsa yakarım kendimi. Vaaay. Sıkı numara ha. Sakarov. İdris Uşak. Oğlum bizim bu kadın nereden çektiğimiz nedir ya? Yeter ya. Ya yeter ya. Lady'm affediyor musun beni? Bak yakarım kendimi ha. Saçmalama in aşağı gel. Sakarım ya erotik de mi her şeyi isteymiş? Birader sonra anlatsam çok uzun bir hikaye bu ya. Sana ne oluyor kardeşim? Ciğerim yanıyor kardeşim. Ciğerim yanıyor ya. Sana da mı vermediler istediğin kızı? Yok öyle değil yani bizimki uzun bir hikaye. Sonra anlatırım sana. Kardeşim benim. Benim halimden emin sen anlarsın o zaman. Anlamaz mıyım kardeşim? Versene şundan biraz daha. Ver. Lady'm bak söyle yakıyorum kendimi ha. Ver kararını. Ya Cenk sinirlenmeye başlıyorum. Delirtme beni in aşağıya. Affediyor musun beni? Abi gelsene buraya gözünü seveyim. Ya bacım ya affet lan. Bak gidiyor erotik elden ha. Affet.
affettim, gel. Efendim? Affettim dedim, gel. Efendim? Affettim, gel diyorum artık, gel. Bak sonra dövmek yok aşağıda, ona göre, tamam mı? Yok, dövmeyeceğim, gel. Kardeşim benim. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim, darısı senin başına kardeşim. Helal olsun be. Aşağı saçmalım hadi. Hadi. Oh lan Ayşe, yaktın beni be. Seninle sonra görüşeceğiz. Ne zaman, nerede istersen canım. Bana Ayşe'yi getirmezseniz yakarım ulan kendimi. Yine mi lan? Sakarov. Ha. Başa döndük. Tamam kardeşim. Ayşe'yi alacağım sana, tamam. İnanmıyorum size. Yaklaşmayın ulan. Yalan söylüyorsunuz. Ya vallahi da billahi de alacak lan. Söz mü? Polis sözüdür. Ha. Ver benzini, ha. Ver. Ha. Gel buraya be abi. Abi gel. Ver be. Nerede görülmüş? Bir polisin kız istemeye gitti ya. Nerede görülmüş? Zaten işimiz başımızdan aşmış. Katili var, uğursuzu var, hırsızı var. Çöp çatanlık mı yaptıracaksınız lan benim müdürüme? Ama Ayşe'yi... Başlatmayın Ayşe'nizden. Size ne el alemin Ayşe'sinden ha? Burası evlendirme dairesi mi? Yani hiç olacak bir iş mi Yasemin Hanım? Lütfen ya. Yani benim müdürüm... Evlendirme dairesi başkanı mı yani? Hiç olacak iş mi bu ya? Doğru söylüyorum. Emniyet müdürünün bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Takın kelepçeleri. Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey var mı? Ya uşağım müdürüm ama bak... Bahtiyar'a söz verdik ya. Bahtiyar'dan bana ne? Bana ne Bahtiyar'dan? Çık dışarı. Dışarı çık. Aşk bu efendim. Başka bir şeye benzer mi? Değil mi Leydim? Sayın amirim, sayın müdürüm. Şimdi bu Ayşe'yi bilse, bu çocuğu almazsak ölecek aşkından ya. Taştan şimdi aşkınızdan, meşkinizden gidin işinize. Aşkmış, aşkmış. Ölecek başka bir şey bulamamış bu herif. Hiç. Gitsin gülerek ölsün o zaman. Nasıl espriydi ama müdürüm? Kötüydü tabii. Saygıdeğer müdürüm. Efendim affınıza sığınarak... Efendim, sanıyorum siz hiç aşık olmamışsınız. Halbuki aşk için ölmeli aşk. O zaman aşk, saygıdeğer müdürüm. Doğru söze gerek yok müdürüm. Siz hiç aşık olmamışsınız. Şunlara bak, dünkü çocuklara bak. Bana aşkı öğretiyorlar. Derhal dışarıya! Defolun! Hala burada mısınız? Defolun diyorum! Çıkın diyorum! Hoş geldiniz bakalım. Halil, bu ne şiddet, bu ne celal? Ne oldu? Ne oldu ha? Kayda değer bir şey yok sayın bakanım. Hoş geldiniz bakanım. Hoş bulduk. Kayda değer bir şey yok bakanım. Yani sizi... Yani üzecek bir şey de söylemek istemiyorum. Yahu kayda değer bir şey yok da niye bu kadar şiddetli bağırıyorsun ha? Söyle, anlat hadi. Ne var? Kayda değer bir şey yok sayın bakanım. Önemli değil. Önemli değil. Hadi anlat. Ya gençler, bozmayın abi hemen moralinizi. Biz bu işi halledeceğiz. Sevenleri kavuşturacağız. Zaten bütün sevenler kavuşmalı abi, öyle değil mi ya? Ya doğru dedin ya. Misal. Ama sayın bakanım... İtiraz istemiyorum Halil. İtiraz istemiyorum Halil ya. Buradaki fırsatı görmüyor musunuz? Vatandaş, polis el ele ya. Her şeyi başarıyoruz. Bak bu devirde yenilikçi olacaksın. Yine zor olmayacaksın. İmaj her şey Halil. Her şey. İyi de bakanım, kız isteyecek halimiz de yok ya. Ya inanılmaz bir fikir ya. Süper ya. Evet, hemen kız istemeye gidiyoruz. Oğlan bizim. Kız bizim.
E vatandaş bizim. Oğlan bizim, kız bizim. Tey tey tey. Neymiş? Oğlan bizim, kız bizim. Tey 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 bakalım. Sayın bakanım, sayın müdürüm, sayın amirim. Herhangi bir isteğiniz var mı? Kaşlar da maşallah ork gibi. Sağ ol. Selam amca, memleket nere? Antalya kaş? Yok, Kalkan. Hala mı? Vallahi bravo. Daha da nasılsınız Selam Bey? Sağ olun Sayın Bakan. Sizler nasılsınız? Çoluk çocuk böyle vatandaş, halk, el... Yani. Yani. Bakan. Söyle şuna. Çiçekle çikolatayı versin yoksa adam sizi yiyecek. Emredersin. Şuna söyle çikolatalı çiçeği versin yoksa adam bakanı yiyecekmiş. Çikolatayla çiçeği sehpanın üstüne bırak. Uzatmayacağım ben, gireceğim çünkü yani çok da uzatmanın gereği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir bakan da kızı isteyemedi, dedirtmem. Onu da söyleyeyim size. Yani böyle bu kadar konuşuyoruz ama. Şimdi çocuğumuz, kızlar yani hepsi birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Sevmişler birbirlerini. Bize de istemek düşüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olarak geliyorum ve diyorum ki ben size Allah'ın emriyle, peygamberin kabriyle kızımız Ayşe'yi, oğlumuz Bahtiyar'a istiyoruz. Olmaz Sayın Bakanım. Benim işsiz güçsüz adama verilecek kızım yok. Ya memlekette herkese iş var. Niye öyle diyorsunuz canım? Ya Selam Bey. Polis yaparız çocuğu. Öyle değil mi Bahtiyar? Olur bakanım. Olmaz Sayın Bakanım. Dalga mı geçiyorsunuz bende ya? Polis maaşıyla geçinilir mi? Selam Bey biraz önce ne dediniz efendim? Polis maaşıyla o söylediğinizi bir daha tekrar edemeyiz. Bakan tam şey yapamadı da. Sayın Bakanım. Polis maaşıyla geçinemezler. Sayın Bakanım çok doğru söyledi Selam Bey. Hala yürürlükte imzayı bekliyor polis maaşları zammı ama hala. Sayın Bakanım, adam gibi bir iş bulsun düşünelim. Yani işin servisi olsun, iyi bir maaşı olsun, üç maaş ikramiyesi olsun hiç değilse. Tamam uzatmayalım, tamam. Başka bir iş buluruz, olur. Söz, başka bir iş buluruz. Evlendiririz çocukları ya. Bunlar birbirine aşık olmuşlar ya. Aşk çok önemli bir şey ya. Öyle değil mi? Evet. Evet yani. Aşk karın doyurmuyor Sayın Bakanım. Yalnız Selam Bey şöyle bir durum var. Ben mesela kendimden şahsen bizzat birey olarak bir örnek vermek istiyorum. Mesela ben çok zengin bir insanım aslında yani ben. Ama bana bir sorun mesela. Mutlu muydun şu ana kadar diye bir sorun. Mutlu muydun? Değildim efendim. Ben mutlu değildim. Ben eskiden acayip gezerdim. Her gece başka bir kulübe giderdim. Benim çok gezerdim, tozardım. Bir sürü arkadaşım vardı benim efendim, bir sürü. Yani ama hiç bir tanesi gerçek değildi, anlıyor musunuz efendim? Bir tanesi bile gerçek değildi. Yani gece bittiğinde evde yine yalnız kalırdım efendim. Siz yalnızlık nedir bilir misiniz Selami amca? Ne zaman gerçek aşkı tanıdım?
O zaman gerçek mutluluğu yakaladım Selami amca. Hoşt. Ulan helal olsun sana. Erotik büyük adamsın be. Vallahi aferin evladım ya. Benim polisim böyle aşktan anlayacak ya. Çok iyi. Sağ olun sayın bakanım. Sağ olun efendim. Sağ olun. Bak Ali. Bu çocuğu kesin aşk masasına alalım. Aşk masası mı? Evet. Öyle bir masa yok ki. Ya o cinayet masası yok mu? Var. Tamam aşk masası da olsun. Siz yani cinayetle aşkı birleştirin diyorsunuz. Evet. Tamam güzel süper. Yalnız bir şartım var. Hah söyle. Hiç değilse iki oda bir salon bir evleri olsun. İyi de efendim. Olur mu efendim? İki salon iki odaları olsun. Bir misafir salonu bir de oturma salonu. Delirdin mi sen Rıfat? Delirdin mi sen? Müdürüm boş ver bu kakalaklar. Böyle giderlerse hiçbir işi başaramayacaklar. Bakan da bunların başaramadığını anlayınca bunları okuldan atacak. Siz rahat olun. Çok iyi fikir. Bence üç oda, iki salon olmalı. Değil mi ya? Geniş geniş böyle rahat rahat. Halil, bu biraz büyük değil mi? Hayır efendim. İleride çoluk çocuk az bile. Bence dört olsa daha da iyi olur değil mi? Evet, uygun. Beyefendinin söyledi. Sayın Bakanım, benim de sizden bir ricam olacak. Ben süt hakkı beşi bir yerde istiyorum. Biz eksikliğimiz. Çok süt verdi de. Öyle mi? Selam amcaya da nasıl gazı verdik müdürüm? Aklın da bin yaşa. Nereden aklına geldi bunlar Rıfat? Ya müdürüm, övünmek gibi olmasın ama yani biz omuzlarımızda çaydanlık taşımıyoruz ki. Yani halk arasında buna kafa diyorlar. Deme be. Gel. Ne var lan çaylak? Para istemeye geldim amirim. Ne için? Ev tutacaktık ya, hani kızın babası ev istemişti ya. Ne kadarmış? Şimdi iki oda bir salon evin kirası 700 milyon desek, işte emlakçı, depozito, peşinat derken 3 milyar 307 amirim. Ah, emriniz olur. Şuradan çek defterimi verir misin lütfen Rıfat? Oğlum işimiz gücümüz yok, biz millete ev mi bakacağız lan? He? Lan siz bunlar dalga mı geçiyor, gerçekten mi söylüyorsunuz? İdris, burası emniyet teşkilatı, emlakçı teşkilatı değil. Çık dışarıya bizim canımızı sıkma hadi. Ya söz verdik uşaklara amirim ya. Ye ki. Ulan çık dışarı çakacağım bak İdris. Ya ne garip polisler bunlar müdürüm. Aklına ne gelirse odaya giriyor. Sanki benim asker arkadaşım. Geçen gün de eğitim alanında yaptı aynısını. Öldürüyordum müdürüm ya. Bunların kabahati yok. Bunları doğuran bakanın hatası. Doğru söylüyorsun. Ya şimdi bakanla güzel adam, iyi niyetli yani. Hani bakan gibi davranmıyor, arkadaş gibi de. Şimdi bütün mevzu bu yani, başka bir şey değil ki. Az önce bunları sağlam bir odunla, o balta sapları var ya, onlarla. Onlarla karanlıkta odaya girer. Kim buraya gidecek bunu? Arada bakanla gidiyorsa gitsin, ne yapayım ya? Ay. Nerede? Ya bu sözü tutmak, hamsi balı tutmaktan daha zor olmuş be şu an be. Üzülmeyin muhterem arkadaşlar. Allah yuva kurana yardım eder. Aramızda 3-5 kuruş toplarsak belki birlikte çözeriz bu işi. Hem sevaptır ha. İyi de kaç kişiyiz ki zaten? Hem bizde o kadar para ne arar? Bizden para çıkmaz. Ama tüm polis teşkilatını düşünürsek, ya herkes biraz verse biz bu parayı toplarız. Ya arkadaşlar bakın burada 3800 tane polis var. Herkes 3-5 kuruş verse çocuklara ev değil, Drakula'nın şatosunu yaparız. Oğlum bu çok iyi fikir ya. Hadi dağılalım o zaman. Bir dakika, Nezih'le Ayfer komiseri de haber verelim. Onlar da yardım eder. Tabii tabii. Hayır, hadi, 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 hadi. Komiserlerim, afiyet olsun. Sağ olun.
Komiserim, bizim bir hayır işimiz vardı da sizin de yardımınıza ihtiyacımız oldu. Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. Buyurun oturun. Vallahi komiserim, ben daha kiramı bile ödeyemedim ki. Olsa vermez miyim? Ben de çocuğumun masraflarını zor ediyorum komiserim. Olsa dikkat sen. Komiserim, bende de bu kadar var. Olsa veririm. Sağ olasın. Tamı tamına 52 lira 36 kuruş arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Oy. La koskoca polis teşkilatından bu kadar mı para çıktı ha? Bütün herkese sorduk. Zaten polis arkadaşlar da zor geçiniyorlar. Ellerinden gelen bu. Ne yapsınlar? Ya ne yapacak? Ya ne diyecek Bahtiyar Uşağımıza ha? Arkadaşlar, kendi yöntemlerimizle çözeceğiz. Başka çaresi kalmadı. Oğlum bize para lazım. Bizim yöntemlerimiz söker mi sanıyorsun? Söker. Sen karışma. Çalışacağız arkadaşlar. Çalışacağız. Çalışacağız ve para biriktireceğiz. Muhterem arkadaşlar, ya çalışmak yasak değil mi? Yasak? Müdür duyarsa bizi mi affeder? Anında biber gazını üzerimize salar. Sevgili arkadaşlar, bu evlilik gerçekleşene kadar kalpsiz müdür ve konseptsiz Rıfat'tan gizli bir çalışma yürüteceğiz. Ha? Ne yapacağız peki? Ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bak, sen Hidayet hocam olacaksın abi, tamam mı? Bizim polis minibüsleri yok mu abi? Onu alacaksın. Aman Rıfat, sakın gözünü bu heriflerden ayırayım deme. Tabii müdürüm, merak etmeyin siz. Bunlardan her şey beklenir. Doğru söylüyorsunuz müdürüm. Bıraksak şurayı bir dakikada tımarhaneye çevirirler. Hadi git, çabucak git. Sesleri çıkmıyor ne zamandan beri. Bir iş çevirmesinler Rıfat ha. Benim haberim olmadan nefes bile alamazlar onlar ya. Ben gideyim mi? Evet. Tamam. Allah Allah. Arabanın arkası toplanması kırık. Her tarafta taş izi var. Gidiyorsunuz maçlara taş yiyorsunuz. Onlar size taş atıyor, siz de tutun kayayı kaldırın atın üstlerine ya. Böyle araba olur mu ya? Bunun vergisini hepimizden kesiyorlar kardeşim. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Soru soracağım. O arabanın içinde ne işimiz var? Biz şey yapıyorduk yani... Ne oğlum? Çok kirliydi, yıkamaya götürüyorduk minibüsü. Evet muhterem amirim. Temizlik imandan gelir. Ha, öyle kirli kirli minibüste dolaşmak bize yakışmaz. Racona ters. Öyle mi beyefendi? Ha. Bu minibüsü yıkadıktan sonra benim arabanın anahtarını da alacaksın. İkiniz benim arabayı yıkayacaksınız. Hadi bakayım. Temizlik imandan gelir. Hadi.
Hadi bismillah. Sahilden taksim 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 taksim. Sahilden taksim 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 taksim. Kamera şakası mı acaba bu? Vah vah, bunlar tek maaşla geçinemiyorlar artık. Gel vatandaş gel. Bak böyle havalı var. Tren mi geçiyor lan burada? Hadi bakayım. Biz otobüs bekliyorduk ama. Bu otobüsten daha konforlu ve aynı fiyat. Hadi bakayım ablacığım. Taksim'e mi gidiyor oğlum? Muhterem hanımefendi, hem de emniyet içinde Taksim'e gidiyoruz. Buyurun rica ederim, buyurun efendim. Buyursunlar efendim, buyursunlar. Buyurun efendim, buyurun geçin, ben yardımcı olayım. Burası mı? Burası abi, hadi. Tüm halılar tek tek açılacak, silinecek, tozlar alınacak ve yerlerine hepsi tek tek konacak. Bu yerler paspas edilecek, camlar silinecek, kapı önleri silinecek, tozlar alınacak. Siparişler eksiksiz, hepsi her an teslim edilecek yerlerine. Müşterilere verilmek üzere her an demli çayımız hazır olacak. Sabah 7'de işbaşı, akşam 10'da paydos. Abi sabah 7'de işbaşı olur mu? O saatte kargalar bile uyuyor ya. Peki amca, bu canlı ne oluyor yani yeşil? 350 YTL. Efendim? Artı servis, artı sigorto. Abi bu paraya çalışılır mı? Ne diyorsun sen ya? Erotik. Bak oğlum, benim sinir katsayım artmaya başlıyor. Buradan bir an önce tüyelim diyorum sana bak. Hadi kalkalım o zaman. Abi hoşça kal. Sana hayatta elimi vermem, biliyor musun? Kızım sizinki de amma cesaret. Müdür burayı pazar günleri halka açtığınızı bir görürse atar sizi okuldan. Sen merak etme Kamber amca. Bakarız bir çaresine. Kuzu bunlar kuzu. Ye kebaba, ye kebaba. Aile salonumuz da var. Eskiden sivil polisler simitçilik yaparlardı. Neden acaba şimdi köftecilik yapıyorlar? İyiydi abi, bunlar niye resmi kıyafet giymişler o zaman? Bu işte bir iş var ya. Abi ilk kuş keşke balık satsaydık ha. Lan sezon da açıldı. Lan şimdi palamutlar nasıl böyle akın akın geliyordur ha. Oo, minik kuş ne diyorsun ya? Ya yedin bitirdin bütün tavukları ha? Ya abi mamsi, dayanamadım ki ya. Oo tamam, hadi geç geç, ben hallederim. Geç geç, sen orada ekmekleri doğra. İyi tamam tamam. Ya bak sakın onları da yemiyorsun ha. Usta, belki mesajı atacak mı? Atarım hemşerim. Sarı uşağım, oradan acıyı bir uzatı ver ha. Hamsi vallahi acıyı unutmuşum be. İyi lan, ne itecek o zaman? Vallahi biber gazı var, ister misin hamsi? Ha, ya getir ya, nasıl olsa o da acı olur. Getir, getir. İyi. Dur, 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 bir tane de kola. Ya bu insanlar neden sürekli bana sipariş verip duruyor? Ben şu kızdan bir toz istedim bari. Bakar mısınız? Tamam, geliyorum. Üf ya, üf. Efendim? Bir çift kaşarlı toz alabilir miyim lütfen? Tabii. Bakar mısın? Bana bir toz, bir de çay. Benden mi istediniz? Evet. Emin misiniz? Vereceksen ver kardeşim. Sen bilirsin. Ne oluyor burada? Evet, ne oluyor burada? Siz ne yapıyorsunuz burada? Evet, ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Ben o soruyu sordum Rıfat. Doğru söylüyorsunuz müdürüm. Neden emniyet teşkilatımıza aynı soruyu iki kere tekrar ettiriyorsunuz? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Müdürüm, ziyaretçi parkını yardıma gelmiştik arkadaşlar. Yetişemiyorlarmış. Çok kalabalık bugün nedense. Biz de sorumluluk sahibi polisler olarak yardım edelim dedik efendim. Öyle mi? Ha. Evet müdürüm. Peki bize çeki şöyle. Çekilsene şuradan. Bize iki tane çay getir. Şurada kafa dinleyelim dedik. Yok, o olmaz. Kafa mafa dinleyemezsiniz müdürüm.
Yani çok kalabalık, çok gürültülü besbeter dağılırsınız diye. O fenalık etme. Sen git çayları getir. Sen ne konuşuyorsun ya? Git çay getir müdürüme. Çift kaşarlı da tost yaptır. Çift kaşarlı olsun. Hadi. Baş üstüne amirim. Ay şimdi bunlar her şeyi anlayacak. Merak etmeyin kızlar, halledeceğiz onları. Ayşenur, çayları sen götüreceksin. Bu kadar mı nefret ediyoruz biber ve gazından? Evet, hem de çok. Tamam. Ne kadar çok ziyaretçi gelmiş bugün Rıfat. Doğru söylüyorsunuz müdürüm. Bugün önemli bir gün mü acaba? Ha? Yo, kabotaj bayramı bile değil. Ha. Dur. Şu şeyin, müsteşarı bir tak. Allah aşkına çok bir çünkü gözünü tak ama. Ya müdür ne komik bir adam ya. Ömrünün sonuna kadar hep böyle geldi, böyle gidecek. Evet bakalım, haklısınız bakalım. Evet bakalım. Hadi, göster onlara kendini. 30 yıl daha gelmesinler buraya. Bakan bak. Ya bakan çok koskoca bakan müdürüm. Arap kıyafetleriyle çıktı ya karşımıza. O nasıl bir hareket ya? Sana diyor ya. Halil, Halil diye. Koskoca bakan Arap kıyafetiyle. Ne diyordu, ne diyor? Halil, Halil dedi ya. Bak şimdi kamera var. Allah! Allah kahretsin. Demedim mi ben sana? Burada bir uğursuzluk var. Bir daha buraya gelenin. Taze fasulye var, domates var, domates. Salatalık kıyar var, limon var, domates var, domates. Domates, domates. Bakar mısın? Zarzavatçı polis bey oğlum. Buyur teyze. Yeni bir hizmet mi bu? Evet, düğün için. Evleniyor musun oğlum? Yok, ben değil. Bahtiyar evleniyor. Bahtiyar kim? İstersen yukarı çıkıp bir de kahve iç teyzeyle ha? Ha, iyi fikir. Tamam, tut. Biraz laflarız. Ya Yavuz, delirtme adamı ya. Ne istiyorsa versene kadına. Ne istemiştin teyze? Domates kaça? Kilo 2 milyon, 3 kilo 5. İyi, 3 kilo koyuver oradan. 3 kilo istiyor. Versene oğlum o zaman, yapalım ilk sifta. Allah Allah, ben alışkın değilim ki böyle 2 milyon, 3 milyon toplamaya. Gidelim, soyalım bir manav, olsun bitsin. Bak git bir tomografi çektir. Ulan o kafatasının içinde beyin varsa ben adam değilim ha. Allah Allah. Çürükleri koyma sakın. Merak etme teyze, hepsi taş gibi. Yavuz, koş lan, zabıta geliyor oğlum. Ne zabıtası ya? Atla oğlum, atla lan, atla atla. Domatesler burada. 3 kilo. Sen toplayıver bir zahmet. Anam, 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 anam. Avşan vah. Oğlum nasıl bir yorulmuşum var ya. Böyle her yerim ağrıyor. Ben hayatımda bu kadar çalışmadım ya. Bünyeye aşırı yüklendik demek ki. Benim tabanlarım şişmiş abi ya. Yorgunluktan racon kayışım koptu anasını satayım. Artık benden hayır gelmez. Ah birader var ya, omzum, belim, her yerim bitti ya. Vallahi billahi bak, bir ayı olsa, abi çiğni mi dese, hayır dersem şerefsizim. Ya erotik bir çiğne be oğlum, ne olur ya. Sakarov, vallahi sakız çiğnecek halim yok kardeşim. Ayrıca ben ayı değilim yani. Zariften rica et çiğnesin. Ayıp ettim, bir daha da çiğneyim. Hayır, 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 hayır. Hayır abi, lütfen. Ölmek istemiyorum, hayır abi. Selamun aleyküm. Ey aleyküm selam şu an. Emici abi, bu balonlara atış yap, bak kaç paradır. Sen neredesin? Ofluyum da. Hadi git başka yerde atış et ha. Ya parası neyse vereceğiz dedik de. Açık 1 milyonu. Git başka yerde atış et ha. Hadi. Emice bir kere atayım da ne oluyor? Da yürü konuşma. Hadi hadi. Allah hadi. Allah. Yürü yürü yürü. Ne yaptın? Kaçırdın sen mayayı. Lazoğlu bütün balonları patlatacaktı ha. Ha tamam. Selamun aleyküm. Buyur kardeş. Polisin bu işi devralması güzel olmuş. Daha en niyetli.
Ateş ne kadar? 3 ateş, 1 milyon. Bir ateş? Bir ateş, 300. Ne kadar? Bir ateş yok, 3 ateş. İyi, al bakalım. Bu silah nasıl bir şey ya? Şş, dikkat et, o gerçeğe yakın bir silahtır ha. Acilen bu silahları depoya iade etmemiz gerekiyor ha. Doğru dedin uşağım. Uy. Pardon. Ne oluyor ya? Kes, yeter. Asöz önü kapandı. Buraya kadar. Hadi bay bay. Yürü yürü yürü. Oradan değildir. Evet, başka kurs ücretini vermeyen var mı? Güzel. Bilal. Hazır. Ne hazır? İşte ders. Ya 6 ders. Öldüm ben. Bittim Yavuz. Bu son olsun ya. Tamam, hadi. Evet bayanlar, hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz hırsızlardan korunma yolları. İlk konumuz ev hırsızlarından nasıl korunuruz? Şimdi efendim, parayı, pulu, ziyneti, beşi bir yerde iyi. Hırsızlardan korunmak için özellikle yastığın altına koymuyoruz. Neymiş? Neden? Çünkü hırsızların evde ilk bakacakları yer yastığın altıdır. Mesela biz bir eve girdiğimizde ilk önce yastık altına bakıyoruz. Çünkü biz polisiz. Değil mi hayvan herif? Yani biz polisiz. Biz hırsız tekniklerini bildiğimiz için eve girdiğimizde ilk yaptığımız iş yastığın altına bakmaktır. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Paraları buzdolabına koyuyorsunuz. Hırsızlar oraya hiç bakmaz. Neymiş? Buzdolabına koyuyoruz. Aferin. İtiraz ediyorum. Reddedildi. Kalemi ver. Evet. Geç oraya. Dur. Şunu bana ver. Ya amca, bu halı saha kiralama işi var ya, şahane bir işmiş ya. Ticaret dinimizce de caizdir ha. Ha, 5-6 maçı için geldiler mi Sakarov? Tabii tabii tabii, soyunma odasına giyiniyor şimdi arkadaşlar. Ya paraları peşin aldın değil mi? Amcacığım, şimdi bunlar bankacı, zaten şubeler arasında maç yapıyorlar. Bu adamlar biliyorsun, para bunlarda bol. Canlıyı hemen indirdim, merak etme. Muhterem, var ya, para hakikaten mutluluk getiriyormuş ha. Ya. Rıfat amir gelin, Rıfat amir gelin. Şşş! Ne oluyor burada? Maç seyrediyorduk amirim. Evet amirim, maç seyrediyoruz. Ne maçı? Pasaportla narkotikin maçı. Kim önde? Narkotik. Pasaport! Nasıl yani? Yani beraber oluyorlar sayın amirim. Bunlar pasaporttakiler mi? Ben narkotiklerini tanıdım ama bu pasaporttakiler. Bunlar yeni tayin olmuş muhterem amirim. Ha, öyle mi? Çocuklar, amirinize söyleyin. Rıfat amirin pasaportunun süresi bitmiş. Uzatacakmışsın deyin. Maçı süresi uzatıldı. Arkadaşlar, maçı süresi uzatılmış. Pas ver. Oğlum, başçavuşum şeyi mi şey yapıyor burada lan? Size gidin demedim mi ben? Aa, amirim. Pasaport var ya sizin. Sıcağı sıcağına ben halledim. Arkadaşları vereyim. Siz bana verin, sonra unutursunuz filan. Unutmam mı? Kafa bu kafa. Bu kafa biraz sonra çaylak avına çıkacak. Ne ama amirim? Çaylak avı. Gideyim biraz çaylak ayarlayayım kendime. Hadi dağılın. Beyler, son derece sessiz oluyoruz, tamam mı? Konseptsiz Rıfat ortalıkta dolaşıyormuş, haberiniz olsun ha. Oğlum, gözünüzü dört açın, her an damlayabilir ha. Aman dikkatli olun bak. Ya siz bize gözcülük yapsanıza biraz, biz şu işi hallederim. Tamam şahım. Erotik. Baba bana bir el at be. Yavaş. Erotik.
Lan oğlum bu sakat bir plana benziyor lan. Bana bak polisliğimizi yakmayalım ha. Hiçbir şeycik olmaz Sakarov. Sen merak etme kardeşim. Sen bana bu aleti iyi kullanabilir misin onu söyle. Biliyorsun kabriyo dışında kardeşin araba kullanmıyor. Vay havalı erotik. Birader benim 10 yaşından beri kullanmadığım tank oynamadığım savaş oyunu kalmadı. Ne? Güveniyorum sana Sakarov. Eyvallah kardeşim. Rıfat lan Rıfat lan lan dolan aşağı. Rıfat lan. Çabuk 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 çabuk. Ne yapıyorsunuz lan burada? Polis teşkilatının yüz karaları. Şey amirim, panzerin tekerleği inmiş amirim, onu şişiriyorduk. Ulan panzerin tekerini şişirmek size mi kaldı? Sibop. Öyle demeyin amirim. Biz sorumluluk sahibisi polisleriz, tamam mı? Yani şimdi bu panzerin tekerleği inikken biz maç mı seyredelim amirim? Bu panzer göreve inik tekerlekle mi gitsin amirim? Biz her türlü sorumluluğun, her türlü zorluğun altından kalkamayacaksak niye polis olduk amirim? Yani biz... Kes sesini lan, kes sesini lan. Ne çırpınıyorsun oğlum ya? İşinizi bitirin doğru koğuşlara. Dolaşmayın patlak tekerleklerle. Yoksa şişirmek zorunda kalırım, haberiniz olsun. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Efendim? Emredersiniz amirim. Bak Cenk, seni uyandırayım. Sen bakana çok güveniyorsun. Bir gün yalnız kalırız, aklın gider. Bunun boyu var ya, yarım metre, aklını alır adamın, ona göre. Başsın efendim. Akıllı ol, soytarı. Ulan sen otopark aleminin kralı ol. Sonra da gel burada araba yıka. Şşş! Söyleme aşağım ya. Hayırlı bir iş içindir ha. Hadi be. İdris. Oğlum orada şey kalmış, leke kalmış lan. Olmaz, orayı güzel temizle. Yusuf sen de köpürt oğlum biraz arabayı. Ulan çeşirin lan senin kulağını. Sakarov kovalım bunları ya. Aa, evet erotik, başkasını bulalım. Güzel temizleyin lan arabayı. Şşş! Tamamdır uşağım. Hadi suyu gönder sen. Beyler, büyük ihtimalle Sakarov bizi duman eder ha. Aha. Nişan alıyor vallahi. Oğlum bu çocuk overlockçuluk yapabilir mi lan? Yapamaz ya. Birader ev kiraları da acayip olmuş ya. Of. Yasemin de para topluyor mu İdris? He topla kardeşim. Ne oldu lan erotik? Kafam mı karıştı? Çok komiksiniz ha. Bırakın makarayı abi. Bayağı para topladık tamam mı şimdi? Yalnız Bahtiyar'a iş bulmamız gerekiyor. Yoksa kızı vermeyler ha. Ya bir de öyle bir sorunumuz var oğlum. Ne yapacağız birader? Aha. Benim aklıma bir fikir geldi. Erotik nereye? Ev bakmaya gidecektik. Siz gidin abi. Benim ufak bir işim var. Paralara sahip olun ha. Nasıldır uşaklar ha? Nasıl? Beğendiniz mi? Vallahi ben beğendim de Ayşe beğenir mi bilmem. Beğenir canım, niye beğenmesin? Ya nesi var ki ha? Beğendim. Güzel. Çok güzel. O zaman biz de madem öyle içeriden bir eve bakalım, değil mi? Hadi. Hadi. Evet.
İdris, oğlum ev çok kötü durumda lan. Uşağım lan, bu evde oturulur mu ha? Ne güzel, kocaman bir ev, öyle değil mi Ayşe? Ya, evet. Çok beğendim. Aa, evi bir havalandıralım mı? Temiz hava girsin içeriye, değil mi? Oğlum evde çok kötü rutubet kokuyor lan. İdris! Birader bir saniye gelebilir misin acaba? İdris, oğlum balayı ben koparmadım lan. Kendi koptu, Allah çarpansın. Da gerçekten bu sefer senin suçun yoktur ha. Bütün suç burayı yapan kelektedir ha. sen sakın merak etme Ayşe bacı uşam. Şimdi biz burayı öyle güzel ederiz ki saray gibi olur ha. Şimdi ben aslında müteahhitimdir. Ve çok güzel olur ve sen tanıyamazsın burayı. Sağ ol İdris abi, Allah razı olsun. Şimdi var ya bak yenge, bak bak. Şimdi arkadaşlarla toplanırız. Var ya, el birliğiyle burayı taş gibi yaparız. Hatta burası süper olur değil miydiniz? Süper bir hale getirebiliriz burayı yenge. Allah Allah. 40 yıl düşünsem senin benden iş isteyeceğin aklımın ucundan dahi geçmezdi. Yok baba, ben kendim için istemiyorum yani. Bir arkadaş için lazım. Sen böyle şeylerle ilgilenmezdin. Ne oldu sana oğlum, hayrola lan? Vallahi pek ilgilenmezdim baba, doğru söylüyorsun ama bu sefer durum ciddi ya. Sen ne zamandan beri hayır işlerinden uğraşmaya başladın bakayım? Hayır baba, yani çocuk iş bulamazsa kızı vermeyecekler, yazık ya. Bu polis okulu seni çok değiştirdi Cenk. Bayağı bir adam olmaya başlamışsın yahu. Ya hadi baba, yap bir kıyak ya, ne olursun ya. Peki, onu bizim şirkete gönder. Onu bir yere yerleştiririz, merak etme, tamam mı? Aslan babam benim be, aslan be. Ya... Evet. 5 kuruş vermem mi diyorsun onun dışında baba ya? Yok. Mezun olmadan 5 kuruş para vermem. Tamam mı? Daha evvel bütün harcamaları yaptın zaten. Oradan hesaptan düş diyorsun. Hayır. Nasıl münasip görürseniz bakanım. Emredersiniz bakanım. Kahretsin. Müjde. Bu akşam yine kız istemeye gidiyoruz Rıfat. Hakikaten mi müdürüm ya? Ya bu kadar da olmaz müdürüm ya. Olur. Bu kakalaklar var ya, bu kakalaklar çocuğa iş bulmuşlar. Evini dayayıp döşemişler. Bakanın da gözüne girmeyi başarmışlar. Sen hala benim gözüme öyle bön bön bak. Eğer benim adım Amir Rıfat Er Roman'sa, o baba da bunlara kızını vermeyecek. Bak göreceksin müdürüm. Dua et vermesinler Rıfat. Dua et de vermesinler. Yoksa bu kakalaklar gelir tepemize binerler. Sonra da buraya müdür olurlar. Oraya da amir olurlar. Doğru söylüyorsun müdürüm. Bakan bu kadar... Ondan sonra bak, bu kadar yüz verdiği bakan gelip bize laf söylüyor onların yanında. Benim zorum o gidiyor. Geliyor buraya 40 yaşında adama, 45 yaşında adama laf söylüyor bakan. Gördün mü Rıfat? Bilmem ne falan filan diye. Yanında o müsteşarıyla. Çok özür dilerim. O ne ya? O nasıl bir herif ya? Evet bakanım, haklısınız bakanım. Aynısı. 24 saat aynı lafı söyleyen bir müsteşar olur mu ya? Doğru. Selam Beyciğim. Artık çocuklar gerçekten evi dayadılar, döşediler. Bahtiyar'a da iş bulduk. Şimdi sıra düğün tarihini konuşmaya geldi. Söyleyeyim, konuşacağız. Buyurun Sayın Bakanım. Kapatın şu telefonu ya. Kimin açıksa. Sizin telefon çalıyor. Toplantıdayım mı? Turizm Bakanı. Hı?
Efendim sayın. Buyurun sayın bakan. Sayın Selami Bey. Düğünü nasıl istersiniz? Şöyle küçük, mütevazi değil tabii. Şaşalı, muhteşem olsun diyeyim efendim. Gayet tabii efendim. Böyle küçük bir şey istemem. Evet. En iyisi onun da hakkı. Benim de bir şartım var. Kızıma prenseslere layık bir düğün istiyorum havuz başında. Evet. Düğün havuz başında olacak. Yoksa bu iş olmaz. Kızı asla vermem. Evet evet haklısınız. Havuz başında istiyorlar. Hanımefendi yapmayın. Bir de bize havuz problemi çözdürmeyin. Maşallah problemli havuz. Vallahi hepsi düşerler havuzun içine. Havuz başında olmazsa vallahi billahi kızımı vermem. Düşmez kalkmaz bir Allah. Evet. Buralarda adet böyle galiba. Havuz başı. Ay çok kastınız. Niye bu kadar zorluyorsunuz ki? Bunlar aşık ayol. Öyle değil mi Rıfat amirim? Eksküz mü? Doğru Tuğba Hanım. Aşkın yanında her şey yalandır. Rıfat, sonra bunu bana bir hatırlat. Seninle özel konuşacağım. Tamam mı? Havuz başında düğün olmazsa bu işi unutun. Ne yapalım? Gidip bir havuz bakacaksınız artık. Ya bu işi beceremeyecek kuşaklar ha. Abicim bir kere havuz başı düğünü acayip pahalı bir şey tamam mı? Yani bizim kaç ay çalışmamız lazım biliyor musunuz abi? Öf. Ya bu işi halletmemiz gerekiyor. Ya söz verdim ha. Ya bir tek sen söz verdin ha. Hepimiz söz verdik oğlum. Ya bu işi halledemezsek var ya anında kendimi haber denize atarım ha. Ya bir dur İdris bir sakin ol be kardeşim. Allah Allah. Ya bırakın uşaklar ya. Ya ben sözünü tutamadım dedirtmem ha. Buldum lan! Öf be Sakarov. Ya neyi buldun be oğlum ya? Öf be abiciğim ya. İlade, biz neyin içindeyiz? Havuz. Selam amcamızdan ne istemişti? Havuz. Olmaz be abicim. Bu benim hemen aklıma gelmişti zaten. Müdüre ne diyeceğiz? Havuz. Erotik. Parmağım kaldı lan abici. Parmağım kaldı. Parmağım kaldı lan. Bahtiyar kardeş, şimdi sana polis aşırı konseptsizlikten ceza keser ha. Ortalıkta fazla dolaşma tamam mı? Yani seni yenilemek lazım yani. Değil mi? Doğru söylüyor. Yani seni böyle bir jilet gibi giydirmek lazım ki nasıl damat olur görsünler. Thank you.
Hadi uşaklar ya. Ya işimiz çok. Daha gelini kuaföre götürecek. Oradan fotoğraf çektirmeye gidecek. Uuu. Bir de gelin arabasını süsleyecek ha. Gelin arabasını ben süslerim abicim. Şoför benim. Gelin arabası. Bak bu iş aklıma gelmemiş daha. Hay ağzını öpeyim Sakarya. Ne iğrenç adamsın, manyak mısın lan? Ya. Öpmeyeyim mi? Birader öp de yani, ağızdan öpme ya. Biz Rus muyuz? Yanaklarımız var. Gelin arabası. Erotik, he? Saçmalama Sakarov, gel ya. Aha. Beyler. Kolay gelsin Hamza amirim, komiserim uşağı. Bu neyse başınıza girsin. Hemen gelsin amirim, ver biz halledelim. İlle mi, ille mi? Bu arabaya benden başka kimse dokunamaz, talimat var. Anam davam, davam şişti ya, davam şişti ya. Komiserim, müdür bey acil seni çağırıyor, çabuk ol. Ama tut. Arkadaşlar bu çiçek olayı ne yapacağız biz ya? Beyler, çiçeği hiç kafanıza takmayın. Yavuz'la Bilal'in çiçekçi tanıdığı var. Kral gibi bir gelin arabası yapacağız, hiç merak etmeyin. Eyvallah birader. Ey yavrum be. Hayatımda ilk defa çiçek araklıyorum. Daha önce hep meyve bahçelerine dalardık. Hadi canım, şimdiye kadar bir kıza hiç çiçek vermedin mi ki? Vermedim. Hiç kız arkadaşım olmadı ki. Ama bundan sonra olabilir. Ha, kimmiş bakalım o kız? Söylemem. Ayşenur mu yoksa? Sen nereden biliyorsun be? Kim söyledi? Sen söyledin ya salak. Ulan bir gazeteye ilan vermediğin kaldı. Ben mi söyledim? Niye hatırlamıyorum? Ama söyledimse söyledim ya. Seviyorum işte, var mı diye. Seviyorum, yakalanacağız lan. Seviyorum ulan, seviyorum. Ne yapıyorsunuz? Aa! Gel. Ne var Hamza? Beni çağırmışsın müdürüm. Ben çağırmadım, çık. Bana dindi ki yani sizin çağırdığınız dindi, ondan geldi dedi. Ben çağırmadım. Dışarı çık. Ne diyorsun? Emin misiniz müdürüm diye çağırdım. Dışarı çık. Dışarı çık. Kırın bir kere gidermeyin. Birazdan konuklar gelmeye başlar. Bunlar pasta siparişini verdiler mi acaba Kamber amca? Verdiler, verdiler. Merak etmeyin. Pastayı buraya teslim edeceklermiş. Tamam, iyi. Ayşenur, nasıl, yakışmış mı? Çok yakışmış. Seni uzun göstermiş. Değil mi? Gel, yardım et. Bu elbise de seni çok uzun göstermiş Tuğba. Ay, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya hadi biz de yardım edelim bari. Sen git. Ben Tuğba ile bir şey konuşacağım. Şimdi Tuğbacığım. Mesela boy farkımız var ama aslında yok. Yani önemi yok. Thank you.
geldiniz efendim. Sağ olun, sağ olun, eksik olmayın. Efendim, biz bu düğünü istesek 5 yıldızlı bir otelde yapamaz mıydık? Kralını yapardık. Neden yapmadık? Bu kez farklı bir konsept uygulamaya karar verdik ve okulumuzun havuzlu ön bahçesinde yapalım dedik efendim. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sayın konuklar, aracını panzerin önüne park eden sayın konuklar. Aracınızı kaldırın efendim, yoksa çekeriz ha. Bu nasıl saygısızlık canım? Allah Allah. Çocuklarınızı da kaldırın ayak altından. Böyle düğün mü olur? Evet. Böyle sıkıcı geyik anonslarımızın ardından eğlence tüm hızıyla devam etsin efendim. Eğleniyor muyuz? Evet. Maestro! Rıfat, ne oluyor? Bu gürültü ne böyle? Çay bahçesinden geliyor müdürüm. Ya sustur şunları. Gören de düğün var zannedecek. Allah Allah, kafam kazan gibi oldu Rıfat. Doğru söylüyorsunuz müdürüm. Bu ne gürültüdür ya? Tamam, hemen hemen susturayım. Müdürüm, bakan bey. Eyvah, hasta oldum şimdi tamamen. Diyecek ki bu gürültü nedir diyecek. Ne cevap vereceğim ben? Ah, sayın bakanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Bu ani baskınımız, gelişinizi neye borçlu sayın bakanım? Yani dalga mı geçiyorsun? Evet. Düğüne geldim. Pardon. Siz niye düğünde değilsiniz? Kimin düğünü? Bakın var ya, burada düğün yapmak inanılmaz güzel bir fikir. İnanılmaz. İkinizi de kutluyorum ve gerçekten seni alnından öpüyorum. Bu var ya, düşünemez. Senin fikrindir bu. Ben bir şey anladıysam Arap olayım. Ne diyor ya? Boş verin müdürüm. Şimdi sizin anlamadığınız yerde benim anlamam yakışık almaz. Zaten alan memnun, bakan memnun. Bize ne ya? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çok dibime geliyorsunuz. Daral getiriyorsunuz ya. Yahu tuvalette bile yalnız bırakmayacaksınız. Düğüne geldik, düğüne. Rahat bırakın düğünde ya. Evet. Allah Allah. Bu taraftan sayın bakanım. Teşekkür ediyoruz. Rıfat, bu bizim araba değil mi ya? Yok müdürüm, bunun plakası farklı. Evleniyoruz. Evleniyoruz? Nerenin plakası? Bilmiyorum müdürüm. Hadi Halil, hadi Halil. Geç kalıyoruz, hadi. Sayın konuklar, ve nihayet sayın bakanımız, değerli müdürümüz ve konsept düşkünü Rıfat amirimiz de teşrif ettiler. Sanıyorum Kamber amca da burada. Ne demişler? Kambersiz düğün olmaz. Ve alkışlarınızla sayın bakanımız halkını selamlıyorsunuz. Selamlayın efendim, bol bol. Görüyor musun Halil? İşte vatandaş, işte polis ya. Böyle bir şey. Bak, yan gelip yatmıyoruz, ne yapıyoruz? Düğünlere geliyoruz. Ya hakkımızı yiyorlar. Bunu kabul edelim. Evet. Diyorum ki ben, meclise de şöyle bir düğün merasimi açılışı yapsak, hatta bütün düğünlere izin versek var ya, inanılmaz olur. Halkla vatandaş el ele olur ya. Evet. Muhterem bakanım, sayın müdürüm, sevgili amirim, masanızı şöyle hazırladık. Arz ederim efendim. Oh. Güzel güzel, çok güzel. Çok güzel. Değerli konuklar, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Efendim, buraya oturmaya mı geldiniz, cenazeye mi geldiniz ya? Ya kalkıp biraz oynayın ya. Birader, ben güzel bir şey okuyayım da bari insanlar kendilerine gelsinler. Dağlar dağlar! Tüm misafirlerimizden geçici olarak verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Alkışlayalım arkadaşımızı. Değerli konuklar, şu anda takı törenine geçiyoruz efendim. Tören alanımız gizli kameralarla sizin güvenliğiniz için kaydedilmektedir. Takı töreninden yırtmaya çalışan konuklarımıza itiraz duyulur efendim. Hadi kalk kalk kalk. Takımızı takalım. Sağ olun bakanım. Neye sağ olacağım? Hadi kalk.
Fuat, hadi hadi. Sen de kalk. Aman efendim, ay sonu biliyorsun. Fuat, yahu kalk. Kalk hadi, kalk takalım şu takıları. Heh, geç lan. Değerli konuklar, yanlış görmüyorsam Sayın Bakanımız da takısını takmak üzere gelin hanım ve damat beyin yanına doğru yaklaşıyorlar. Oğlum Bahtiyar, yırttın yine, iyisin ha. Müdürüm sorması ayıptır, ne takacaksınız? 50 TL. Vallahi müdürüm çok bonkörsünüz vallahi. Ben ne takıyorum? Ben, çok özür dilerim müdürüm. Pardon, çok özür dilerim. Alo, evet. Evet, anlıyorum, tamam. Tamam, peki. Tamam, oldu. Telefonunuz kapalı. Hatırlatayım dedim ben. Hay Allah ya, çok ses var ya, ben de sanki benimki çalıyor zannettim. Değerli konuklarımız, şimdi de çok değerli Rıfat amirimiz takısını takmak üzere gelin hanıma doğru yaklaşıyorlar. Alkış! Çekiyorum, çekiyorum. Samimi bir poz olsun lütfen, evet, evet. Rıfat, çekil. Çekiyorum, çektim. Günlerden bir gün yurt dışındayız, acayip. İtalyan orada, Alman orada, Rasmus, hepsi oradalar, hepsi oradalar. Ulan dedim, sokmuyorum lan dedim Türkiye Avrupa Birliği'ne. Sokmuyorum dedim. İyi demişsiniz, bakın. Ondan sonra ulan dedim, 2 dakika delikanlı olun lan. 2 dakika ciğerinizi sıkarım lan sizin. 100 yıl delikanlı olamadınız, 2 dakika olun dedim ya. Vallahi dedim bunu. Ulan sizin Avrupa Birliği'niz varsa dedim, bizim neyimiz var? Bizim var bir takım gençler birliğimiz var. Evet. Fisko birliğimiz var. Askeri birliklerimiz var. Başka? Barolar birliğimiz var efendim. Çok önemli birliğimiz var. Hepsi var ya. Ulan bir dedim delikanlı olun lan. Sokmam lan dedim Türkiye'yi. Sokmam lan dedim. Vallahi dedim buna. Sevgili arkadaşlar, bu mutlu gün aslında hepimizin eseri, hepimizin payı var. Ne kadar gururlansak azdır, değil mi? La şimdi memlekette olsaydık şöyle havaya bir iç el ateş ederdik ha. Ama tabii burada yakışık almaz. Muhterem arkadaşlar, yuva kurmak büyük sevaptır. Nikaha başlamadan önce bir şey söylemek isteyen var mı? Tabii ki. Buyurun sayın güzel. Teşekkür ediyorum. Bakan ya. Kanına işlemiş. Mikrofonu eline alınca mutlaka konuşacak. Şimdi bir tarihe tanıklık ediyoruz burada. Çünkü Ah Polis Olsam projesi bildiğiniz gibi Türk tarihinin en önemli projesi ve meyvelerini burada bir kez daha veriyor gördüğünüz gibi. Polis arkadaşlarımız sağ olsunlar bu gariban vatandaşımızı çok çalıştılar ve de yuvasını çok güzel bir şekilde yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Bravo! Bravo. Sayın Bakanım, bravo! Ben de senin yuvanı yapacağım. Rıfat. Başka konuşacak kimse yoksa nikahı kıyalım artık. Tabii ki, buyurun. Siz Bahtiyar Çopur, Selami kızı Ayşe Güneş'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Bravo! 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 Siz Ayşe Güneş, Bahtiyar Çapur'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Durun! Bekleyin! Bu nikah kıymet! Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Bu bir el bombasıdır. Ayşe'yi kimseye yar etmem. İbrahim! Evet, ben tanıdın değil mi? Seni seviyorum Ayşe. Başkasına vermem. Bu adamla evlenmene izin vermem.
Dur evladım dur. Zorla güzellik olmaz tamam bak. Bir zamanlar ben bakan değilken böyle bir kızı sevmiştim. Vermemişlerdi, evlenememiştim. Ve ben hiçbir bomba falan asmadım bak. Bunlar yanlış işler. Yapmayın, söyleyin şuna yapmasın. Delikanlı adama yakışır mı birader? He? Ver lan şu bombayı. Yoksa ben yaşatmam seni Allah'ıma kitabıma. Ver lan şunu! Hiç kimseyi dinlemişim. Ben Ayşe'yi istiyorum. Ya sen kıza sordun mu bakalım kız seni istiyor mu? Doğru. Keskin nişancıları al gel. Emredersiniz. Ben ona daha önce nasıl söylemiştim? Hayatımda onu istemiyorum. Kimin hayatında olacağıma kendim karar veririm tamam mı? Ben bitti demeden bitmez. Anlaşıldı mı? Ya bırak bu İbrahim Tatlıses gibi konuşmaları. Aramızda hiçbir şey başlamadı ki bitsin. Yeter. İbrahim, sana bir şey olur mu İbrahim? Ne olur anla beni, seni seviyorum. Ulan lavuk. Dallas mı lan burası? Ciğer yük mü sen? Koyarım bir tane ha. Allah! Helal sana sakarım. Kardeşim dikkatli ol. Aman yere düşmesin ne olur. Merak etme birader, her şey kontrol altında. Sakarov, hasta etme beni! Ver şunu! Emredersiniz müdürüm! Müdürüm, yalnız bunun pimi yok. Birader, pimi rica edebilir miyim? Pim yok be, patlayacak! Siz Bahtiyar Çopur, Ayşe Güneş'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Ne? Evet. Evet. Siz Ayşe Güneş, Bahtiyar Çopur'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. O zaman bu nikahı kıyalım artık. Halil İbrahim, çok iyi bir olaya vesile olduk değil mi? Emredersiniz Sayın Bakanım. Ne diyor? La bakan, ağzıma bakın. Bakın, bakanım, Sayın Bakanım. Ben Halil İbrahim müdürün bomba patlayınca yanında 15 gün kulak zarları kendine gelemiyor. Avuk kulak içindeki zar 15 gün kendine gelemiyor. Dım diye hani. Sadece 15 gün mü? Evet. Eğer çabuk imzayı atarsan ben onun yerine müdürlük yaparım. Müdür Galaksi. Bak. 3 yıldız buraya. Tamam. Ben şimdi bir an önce imzayı atayım. Kulağını yiyeyim. Ulan keşke şunu duysaydınız be. Arkadaşlar yeni müdürünüz benim. Ölecek başka bir şey bulamamış mı bu herif? Hiç. Gitsin güdelek ölsün. Hanım. Ya bu çok komik geliyor bana. Pardon evet. Hanımlar beyler. Hiç olmuyor ya. Yok abi. Koltuk kolda kız balkonda sallanır vay vay. Selami amcayı bilmiyor musun abi? Ya bu inadı tuttu mu? Selami amcayı bilmiyor musun abi? Bir inadı tuttu mu? Ya öf. Bir bu dokunuyor bana bir de zeytinyağlılar. Ya hoş. Saçmalama be. Eksküz mü? Benim düğünümüze Esma Sultan yok. Çok güzel. Tamam kardeşim. Sana lan lafım var. Gel yanıma. Pardon. Yani bravo. Kaşlar da maşallah ork gibi. Memleketlere Antalya kaç? Yok kalkan. Hala mı? Vallahi bravo.